Harika hikaye, eski antlaşma. Surların onarılması. Nehemya 1 ile 8 arası bölümler. Nehemya Pers kralının hizmetkarıydı. Bir gün Nehemya sarayda üzücü bir haber duydu. Yeruşalim'in surları yıkılmış, Yeruşalim'in kapıları yakılmıştı. Nehemya bu haberi duyunca günlerce ağladı. Hiçbir şey yemeden dua etti. Kral Nehemya'ya, "Neden o kadar üzgünsün?" diye sordu. Nehemya şöyle cevap verdi. "Benim ülkemde Tanrı'nın tapınağı yıkılmış, kentin kapıları yakılmış." Kral Nehemya'yı seviyordu. Kral endişelendi. Nehemya'ya, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Nehemya şöyle cevap verdi. "Beni evime gönder. Lütfen surları onarmama izin ver." Kral, "Gidebilirsin Nehemya. Git ve surları onar. Ne istersen vereceğim," dedi. Nehemya eve döndü. Kral ona surlar için gereken taşları verdi. O taşları yanında götürdü. Nehemya yardımcılarıyla buluştu. Onlar surları onarmaya başladılar. Bazı kişiler surların onarılmasını istemediler. Sambalat ve Tobiya bu fikre çok kızdılar. İsrail halkıyla alay ettiler. Nehemya'ya zarar vermeyi denediler. Nehemya'nın yardımcılarını incitmeyi denediler. Surların onarılmasını istemediler. Tanrı surları onarması için Nehemya'ya yardım etti. Nehemya, Tanrı'nın ondan yapmasını istediği her şeyi yaptı. Surları onarmak kolay değildi. Onlar surları Tanrı'nın yardımıyla onardılar. Nehemya'nın arkadaşları surları görmeye geldi. Nehemya'ya yardım ettiği için Tanrı'ya teşekkür ettiler.